Saygıdeğer izleyenler, şimdi yemezler ya, yemezler. Babası öldü. Dur. Saygıdeğer izleyenler, Badi lakaplı Ünye sahilinin kum turnuvalarının vazgeçilmez isimlerinden Hikmet Şen kardeşimizin jübile maçındayız. A takımı ve B takımının ilk yarısı sona eren karşılaşmasında bir berabere oldular. Şu anda kendisine takım arkadaşları tarafından bir hediye takdim edilecek. Bu hediyeyi hep maçın hakemi Nedim Siner Bey'e veriyoruz. Nedim Bey, evet. İki ulusal hakem. İki tane ulusal hakem. Şimdi açma. Hikmet Şen kardeşimizi aç bakalım neymiş. Evet, takım arkadaşlarıyla beraber Hikmet Şen'in genç yaşlarda top koşturduğu 1972 yılında top koşturduğu yalıdan bir manzara takım arkadaşlarıyla. Evet, sayın iki hakemimiz şöyle yüzünüze kameraya dönsün, görüyor kamera sizi. Kardeş Allah sağlık. Buyurun. Evet. Yalık abisinde kum turnuvasında çok top oynattık, yapacağımızı yaptık Ünye olarak. Ünye'nin nüfusu o zaman 30 bindi. 10 takım vardı. Şimdi 150 bin, bir tane takım yok. Nerede bu gençlik? Evet. Nerede bu gençlik? Spora ilgi azaldı mı hocam? Yok. Altyapı yeni başladı. Al yavrum, al. Buyurun vereyim. Evet hocam. Bir de göstereyim. Allah sana uzun ömürler nasip etsin. Sen bizi başımızdan ekşey etmesin. Şöyle gel, çevir bir de görüntü alsın bize ekran. Mehmet. Evet. Evet. Canım benim. Teşekkür ederim. Nedim yine diyor. Yaptı. Daha iyi. Ben de iyiyim. Hadi başlıyoruz abi. Hadi terimiz soğumasın. Hikmet hocam başarılar diliyoruz. Evet. Bu arada Hikmet Şen kardeşimizin duygu ve düşüncelerini alıyoruz. Burada senelerce beraber oynadığımız arkadaşlarımız, bazıları Allah rahmet eylesin, dünyadan ahirete göz ettiler. Tabi anılarını bizlere bıraktılar. O anıları yaşamak, yaşatmak da şimdi bundan sonra gençlere bağlı bir şey. Bu verdiğiniz hediye ile eskilere gittim. Hepinize de ayrı teşekkürlerimi sunarım. Bu arada gençliği de spor yapmaya davet etmenizi sizden istirham ediyoruz. Vallahi buraların boş kalması beni çok üzüyor. Tabii eski bir sporcu olarak, spor yapmış kişi olarak buralar bizim zamanımızda 20 kişi oynardı. 20 kişi sahanın dışında beklerdi sıra yedekte gelmesin diye. Biz de öyle çok bekledik. Rahmetli Sanoğulları'nın, işte Ayı Tahiller'in, Ünsal'ların zamanında biz antrenman bitsin de biz girelim veya da birisi sakatlansın da olmasın ya böyle bir şey, onun yerine girelim diye dışarıdan bakardık, imrenirdik. Onun için şimdiki arkadaşlar çok şanslı, çok şanssız. Anne ve babalara seslenin buradan. Çocuklarınızı spora meylettirin. Kahvanelere değil, internet bağımlısı yapmayalım. Spor, spor, spor. Size teşekkür ediyor. Sağlıklı ömürler diliyoruz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz.